Görgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle iki model üzerinden anlatım yapacağım size. Evet, şöyle çıkardığım ilmeklerimi bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birinci modelimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da ikinci modelimiz. Artı 5 demiştik. 3 tane ilmeğimiz var. 2 ilmek daha ilave ediyorum. Evet, modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Ve başlayacağım. Modelimiz için lastik gerekli. Onun için lastikle başlayacağım. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğini de örüyorum. Bir ters, bir düz lastik öreceğim modelim için. Şöyle lastik örmeyi bilmeyenler için bir sırayı birlikte örelim. Ben daha sonra kamera arkasında lastiğimi biraz uzatıp geleceğim. Ve modelimizi kuracağız. Bir ters, bir düz lastik örüyoruz. Evet, dediğim gibi kamera arkasında lastiğimi uzatıp geliyorum. Modeli anlatabilmek için ben şöyle lastiğimi bir miktar uzattım. Şimdi modelimizi kuracağız. Model ön yüzden kuruluyor. Şöyle kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 5 oluyor. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz. Burası bir model oluyor. Şimdi tekrar ipi benden yana alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak kalan ilmeklerimi, kenar ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, modelimizi kurmuş olduk. Modelin arka yüzündeyim. Modelimizin arka yüzünde kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekler ters örülecek. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Sadece ters örgü öreceğiz.
Evet, modelin ön yüzündeyim ve devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğiyle birlikte 5 oluyor. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmekleri Selanik örer gibi öreceğiz. Bakın şöyle üstten değil şu kısımdan. Ördüm ve bıraktım. İpi benden yana aldım. Aradaki ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine düz ilmekteyim. Şöyle üstten değil alttan bakın şu kısımdan ilmeğimi düz olarak ördüm ve bıraktım. İpi benden yana aldım. Tekrar arası için 5 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine düz ilmeğimdeyim. Şu alt kısımdan ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar düz ilmeğimi şöyle alttan örüyorum. İpi benden yana alarak ters ilmeklerimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeğini de düz örüyorum ön yüzde. Devam ediyoruz. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Model iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Yapım aşaması oldukça kolay ve de ilerledikçe de gayet hoş duruyor modelimiz. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Şöyle bakın modelimiz yavaş yavaş anlaşılmaya başladı zaten. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. 4 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın düz ilmeğimi şu alttan örüyorum. Bıraktım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bakın şu kısımdan Selanik örer gibi düz ilmeğimi ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın şuradan ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi şu alt kısımdan örüyorum. Ters ilmeklerimi ters. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimizin yapılışı bu kadar. Dediğim gibi iki sırada bir kendini tekrar eden bir model. Modelimiz lastik istiyor. Bu modele de bu lastik yakışıyor bence. Şöyle sıramızı tamamlayalım. Modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet bakın model ortaya çıktı. Daha fazla devam etmemek gerek yok dediğim gibi. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelin daha büyük hali bu şekilde. Yapım aşaması oldukça kolay ve de oldukça muntazam duran bir model. Arka yüzü bu şekilde. Evet, bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Şöyle biraz uzaklaştırayım modeli daha yakından görün. Daha iyi görün. Evet, bu modelden ne örebilirsiniz? Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk süveterlerinde, yeleklerinde
Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay bir model. Ayrıca atkı ve bere yapımında da kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı ve de çabuk ilerleyen bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.